Medya Koridoru'ndan herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin son dönemde kanayan yaralarından biri olan müzisyen intiharlarını konuşacağız. Özellikle de geçtiğimiz Mart ayı, yani bir yıl önce Türkiye'de pandemi başladığı tarihten bu yana gelişen kısıtlamalarla en çok etkilenen sektör müzik sektörü oldu ve müzisyenler oldu. Geçim sıkıntısı yaşıyor bu insanlar ve devletin ne yazık ki gözle görülür bir desteği de yok. Ve 102 müzisyen şimdiye kadar yaşamını sonlandırmak zorunda kaldı. Hepimizin çok üzüldüğü, bir taraftan da çözüm bulmak istediği bir konu. Dediğimiz gibi Kültür Bakanlığı bu konuyla ilgili bir çözüm bulmuş değil. O yüzden müzisyenler de meslektaşlarını hayatta tutabilmek için kendileri bu yola baş koydular, ellerini taşın altına koydular. Bu isimlerden biri de sevgili Mavi, müzisyen Mavi Kırmadı bize bu pazar yayınımıza katıldı. Hoş geldin Mavi, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz böyle bir ülke gündeminin içinde. Görüyorsunuz işte dün yaşananları da. Seçerek üzülmek gerekiyor gibi böyle hani günlere ayırıp Evet. hani bir şeye üzülürken sonra yok diyor. Bak sana daha büyüğünü getirdim filan. Birazcık hakikaten arsız olmuş vaziyetteyiz. Dayak arsız olmuş vaziyetteyiz gibi. Yine Ancak evet. yani son gelişmelerle beraber aksine bir tabii sabır taşması ve bir kenetlenmeye doğru da gidiyor. O yüzden çok umutsuz değilim aslında ben. Yani bütün bunların Ben de umutluyum ve Evet. bu düzensizliği, bu kötü gidişatı da kadınların değiştireceğini düşünüyorum. Evet. Buna inancım Kesinlikle, var. kesinlikle. O yüzden bugün yayında olman çok anlamlı, çok kıymetli. Şu sebepten kadınlar dedim ya, yine bir kadın elini taşın altına koydu. Bu kanayan yarayla alakalı. Çok üzülüyoruz, içimiz yanıyor ve hiçbir şekilde bunun önü alınamıyor. Yani 102 müzisyen deniliyor, Müzikse'nin açıkladığı rakama göre. Ama ben zannediyorum ki bu rakam bunun da üzerinde. Çünkü bunu tespit etmek mümkün olmayabilir. İşte Tabii. yeni farklı coğrafyalarında yaşayan tonlarca müzisyen var. Tabii. Dolayısıyla devletin, Kültür Bakanlığı'nın bu noktada kör, sağır ve dilsiz olması da hakikaten, yani vicdanımız bunu kabul etmek istemiyor. Yani vicdanlı bir insan geceleri rahat uyuyamaz diye düşünüyoruz. Ben sözü çok uzatmadan senin bu konuyla ilgili başlattığın bir yardım kampanyası var. Bir dernek aracılığıyla, Şimdi Derneği aracılığıyla. Onu bize anlatmanı rica edeceğim. Yani bu fikir tabii ki nasıl ortaya çıktı sormayacağım. Ortaya çıkması gereken bir durum. Ama Tabii. kaç kişisiniz? Tek başına mı bu yola girdin? Dernek kimin adına? Şeffaflık yolu nasıl izliyor? Tabii tabii. Sen çok seviyorum. Anlatayım. Şimdi derneği 3 yıl 4 yıl oldu galiba. Aslında 3 kadın olarak kurduğumuz bir dernek. Yakın arkadaşım Sezi'yle beraber, üç kadın olarak, Hülya ve Sezi. Seziland diye hatta Instagram'dan takip edebilirler. Çünkü şimdi derneğinin resmi bir Instagram hesabı yok. Çünkü zaten Sezi çok kişisel her şeyle iletişim kuruyor. Ve böyle bir kurumsal dernek Instagram'ına gerek duyulmadı. Oradan ulaşabilirler ama. İşte kuruluşunda benim de oldum. Kurulmadan önceki 3-4 sene, 3-4 sene değil hatta Sezi'nin gündeminde baya yani 25 senedir falan olan bir kişisel yardım hareketini artık kurumsallaştırması gerektiği için hem hani kanuni olarak hem de gerçekten daha büyük kitlelere ulaşmak adına kurulan bir dernek. Ondan öncesinde de yoksa yani bir takım meslek liselerinde, liselerde, ilkokullarda burslar, ondan sonra ilkokullarda yine işte bir takım sanat terapi eğitimleri, Afrika'da yardımlar gibi bir şey. Dernek kurulduktan sonra daha da büyüdü. Bu böyle takip edenler de bilirler. Hatta TRT bununla ilgili bir belgesel falan da yapmıştı. Su kuyularından tutalım oradaki bir yetimhaneye kadar ben de sıklıkla gittim geldim. Daha sonra ben biraz göz önünde olduğum için bir de bazı belki beyanatlarım da derneğe yani zarar verebilir diye ben geri çekildim resmi olarak. Ancak canla başla hani hayatını koyduğu bir dernek bu Sezi'nin. Geçtiğimiz haftalarda sadece bir takım isyan storyleri paylaşıyordum veya postlar atıyordum Twitter'dan. Yani
niye kimse bir şey yapmıyor diye bununla alakalı. Evet, şey bazında da. Evet, yani bu kadar hayatınıza fon müziği yapıyorsunuz. Hatta yani insanlar mesela şey de yapıyorlar. Bir iş çıkarıyor olmak seni çok hedef tahtasına da koyan bir şey. Yani videonun altında bir sürü yorum yazılıyor. İşte bir şeye cevap vermiyorsun. Hemen böyle biz sizi buraya getirdik falan bu yerlere. Böyle zaten aslında birazcık insanların eğlencesi de vaziyetindesin şu anlamda. Yani sırf müzik dinlemek haricinde asbelkader birazcık da böyle şarkınla falan tanınmışsan her türlü eleştiriye açık. Her konuda çok kalın değerli olman gereken falan bir şeyin içindesin. Dolayısıyla aslında kendini ortaya bir mal olarak sürüyorsun ve orada şey gibisin yani hani üzerine domates de atabilir, her şey olabilir. Ve hani şu noktada aslında müzisyenlere biraz destek çıkmazlarsa sonrasında oyuncak edecek kimse de bulamayabilirler. Hani konu aslında sırf şarkılarımızı dinliyorlar da değil. Hani küçümsemek için ve eğlenmek için bile kimse bulunmayabilir gibi de bir sıkıntı var. Devlet bazında şöyle bir şey var. Sanıyorum sadece hani barlarda içkilerden vergi almak için müziğe izin veriliyormuş belli ki. Çünkü aslında müzisyenler ölsün isteniyor. Tamamen her şey bitsin isteniyor. O kısım da öyle. Başka bir tarafı da var. Başlamışken onu da söyleyeyim. Müzisyenlerin kendi arasında da yine onlara da şunu demek isterim. Bir mesela tayfacılık haricinde, tayfacılık ekseninde birbirini destekleme gibi bir durum var sadece. Hani şey olarak, yardım olarak bahsetmiyorum. Şu dönemde bile. Şu dönemde bile mi değil belki ama şu dönemde bile mesela şunu düşünmek lazım. Bence yani yardım edilmezse zaten tayfacılık da kalmayacak. Çünkü geri kalan kimse kalmayacak ve zaten hani öyle bir gruplaşma da olamayacak. Bir şekilde hoşumuza giden şeylerin sürmesi ve üretimin sürmesi haricinde hani başta bahsettiğim hoşumuza gitmeyen şeylerin sürebilmesi için bile. Hani birilerini eleştirebilmek için bile. Çıkan işleri hemen böyle altını çizip çok kötü olmuş falan diyebilmek için bile. Birilerini yerebilmek için bile bunun devam etmesi gerekiyor. Yani hani konuyu hakikaten şey romantizmden çıkarıyorum. Hani şarkı üretilsin insanlardan öte. Bayağı bir aslında bu bir noktada bir eğlence aracıdır. Bir noktada bir vakit geçirme aracıdır. Yani bir kuruşların muhtemelen ayarında paralarla yani bu dijital müzik platformlarına verilen işte aylık ödemeleri böldüğümüzde aslında insanların şarkıları kim bilir hani bir kuruşun kaçta altında falan dinleniyor. Yani son 10 yıldır bir sürü eser, hatta ben de mesela bir senedir bağımsız çıkartıyorum. Birkaç senedir özellikle bağımsız çıkartılıyor. Karşılığında hakikaten kuş gibi paralar kazanılıyor. Ondan evet. Önce de plak şirketleri zaten alıyordu. Ondan önce de bir hikaye yoktu. Bunlar çok önemli. Sektörün en büyük sorunlarından biri ki pandemiden önce süre gelen problemlerinden biriydi aslında sektörün. Ama şimdi mesela sen az önce bahsettin ya, bir tayfacılık durumu var. Özellikle de senin 2 hafta önce başlattın değil mi bu kampanyayı? Evet. Özellikle de o paylaştığın tweet beni çok etkiledi. Şu anlamda etkiledi. Yani zaten devletten bir destek görmemiş bu insan. Evet. Sponsordan bir destek görmemiş. Çünkü her şey normalken o sponsorlar, o müzisyenleri çok güzel kullanıyorlardı. Yani bari paylaşarak, orada bir sürü takipçisi olan müzisyen var. Bir sürü kültür sanat sektörünün içinde çalışan insan var. Yani aynı kazanın içindesin. Bugün durumun iyi olabilir ama bu sektörde. Evet, evet, evet. Tam aynı şeyi yaşayacaksın. Oradaki o isyanın beni çok etkiledi Mavi. Yani duble üzüldüm. Hani zaten üzülüyoruz. Zaten bir çözüm bulunamıyor. Zaten kimsenin umurunda değil. En zorumuza giden şey belki de bu. Bir de üstüne bu duyarsızlık gerçekten akıl alır gibi değildi yani. O yüzden konuşmayı çok istedim seninle bu konuyu. Ben bu story'yi paylaşınca Sezi bana mesaj attı. Dedi ki biz dernek olarak bir mekan aracılığıyla yani müzikte yapılan bir mekanın bilgilerinden biraz faydalanarak bir 10 kişiye ulaşmışlar İstanbul'da. Ve işte 3 aylık bir yardım sağlıyorlar ve bir alışveriş kartı marketten sağlıyorlar. İstiyorsan dedi sen de böyle bir çağrı yap.
Hatta çağrı yaptı dememişti o bana. Hani etrafından ulaşabilirsin ama Bodrum'da o kadar zor durumda insan yok aslında. Ben de dedim ki o zaman ben bunu bir çağrıya dönüştüreyim. Ama derneği de %100 afişe etmek demeyeyim de şunu yapmak istemiyorum. İnsanlar bir dernek duyunca sanki bu derneğin çok büyük bir dernek ve çok büyük bir kasası var zannediyorlar ve bağış olmuyor. Aksine işte yardım olur mu bize oluyor. Dolayısıyla biraz da o yüzden aslında çok altına o kadar fazla çizmemeye de çalışarak biraz şey yaptım. Çünkü şimdi derneği birazcık hani hem kendileri zaten yardım ediyor biraz da aracı oluyorlar bana sağ olsunlar. Ve sonrasında da işte gelen biraz yardımlarla geçen hafta bir 10 kişi daha ekleyebildik buna. Benim yine bu sefer buldum irtibatta olduğum insanlarla. Fakat tabii sıkıntı şu dediğim gibi az bir bütçe olduğu için şu anda bir sıralama yapmak gerekiyor ve o çok çirkin bir şey. Yani çirkin olduğunu da farkındayım. Ama diyorum yani mesela önceliğe hastalık olan, ameliyat masrafı olan, tedavi masraflarını karşılayamayanları koymak zorundayız. Aile bakanları koymak zorundayız. İşte kira borcu çok birikenleri koymak zorundayız. Tabii ki herkesin şu an durumu çok kötü yani orası öyle. Ama bunu yapmak tabii aslında istemiyorum. Geri çevirmek istemiyorum ve herkese bir şeyler yapabilmek en azından istiyorum. Tabii dolayısıyla çağrı iki başlı oldu. Yani bir çok kötü durumda olduğunu bildiğiniz insanlar belki kendileri ulaşmak Tamamen istemezler. Onların bilgilerini. ulaşma yönteminiz eş dost ya da sosyal medyadan yapılan çağrılarla değil mi? Başka türlü. Tabii mail atıyorlar, bildiriyorlar. Ben de iletişime geçiyorum. Onların kişisel bilgilerini istiyorum. Bir mail Şimdi var buradaki abi. Onu da paylaşalım mı dilersen? tabii. Hazırlıkları mavihaller@gmail.com adresinden yazabilirler bana. Yine Instagram Mavi Haller veya Twitter'dan da ulaşabilirler. Bağış anlamında birazcık yetersiz vaziyetteyiz. İşte kızdığım nokta o. Yani ileride rakı sofralarında yine açılacak o YouTube playlistler. Yani arkadaşlar bir 50 lira yüzüne atalım lütfen Allah şu aşkına. ana kadar kaç bağışçı ortalama yani mesela en yüksek tutar neydi mesela? Yani bunu soruyorum ki şundan dolayı bir gerçekliği göz önüne sermemiz lazım. En düşük 50 lira, en yüksek 1200 lira. Ama 1200 lira iki kişi mesela. Toplamda Dolayısıyla kaç destekçi buldunuz? işte ben 10 bağış yapılacak insan, 10 küsür de bağış yapan insan bulabildim. Kendimiz bile destek çıktık. İşte 15 kişi falan bağışçı olabilir. Komik, aşırı komik bir durum söz konusu. Şimdi burada tabii şu da olabilir bir yandan. Hani destek olmak isteniyorsa aslında bu bir yardımlaşma ağıdır. Hani bu böyle benim başlattığım bir kampanya gibi falan olsun da istemiyorum. Hakikaten öyle değil. Sağ olsunlar. Şimdi derneğin ulaşıp. Ben şunu arzu ediyorum. Mesela iletişim ağını bile büyütebiliriz. X yani hani atıyorum Ceylan Ertem ulaşabilir. Hiç mesela önüne düşmüştür bence. Şey yapmadı o konuyla alakalı bir şey diyebilir ki. Ya ben de kendi etrafımdan. Hani isim olarak şey için söylemiyorum, örnek veriyorum. Kendi etrafımdan isimler tespit edeyim diyebilir. O insanlarla o konuşabilir. Ondan sonra yine atıyorum Cem Adrian da diyebilir ki işte ben de şuralardan ben de bağış toplayayım diyebilir. Ve bu bir ağ olarak büyüyebilir. Çünkü bir noktada hani paranın haricinde şeyi de benim tek başıma yapmam çok mümkün değil. Hani bu ateşi yaktım ama herkesle her gün konuşup çünkü hani işte havalelerin dekontlarını gönderiyoruz, şey yapıyoruz Onu falan filan, soracağım abi. onlardan bilgi Burada istiyoruz. insanların merak ettiği en büyük konulardan biri de tabii ki şeffaflık konusu. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani buradaki kontrol mekanizması nedir? Oradaki o paranın dağılımını insanlar şeffaf bir şekilde nasıl görebilirler ya Giderken şöyle yaptım. Şimdi tabii bu dernek bir takım başka dediğim gibi Afrika var, Türkiye var falan. Çok basit bir şekilde birazcık bu aile derneği gibi olduğu için ben hani şeylerde, havalelerde müziğin sesini aç kampanyasına gitmesini istediğimi söyledim. Siz oradaki havalenin dekontlarını bana gönderiyor. Dolayısıyla mesela dün dedi ki iki kişilik daha şey çıkmış falan diye. Bizim gönderdiklerimiz belli. Zaten şöyle bağış nakit olarak yapıldığında bağış makbuzu kesiliyor. Ama havale olarak yaptığınızda zaten o havale dekontu resmi bağış. Yani o aslında takip edilebilir bir şey. Yani isteyen bunu gayet denetletebiliyor. Ha tabii ki şimdi şöyle yardım edilen insanların isimlerinin gizli tutulacağını söyledik.
Ama tabii ki biri görmek istiyorsa havaleleri o görmek, hani oturup da bir yerden online paylaşmayacağız tabii ki. Çünkü rencide etmek istemeyiz kimseyi. Ama hani gelindi, yok ben görmek istiyorum dendiğinde görülür tabii ki yani, orası öyle. O anlamda bir şeffaflık söz konusu. Bir kere daha söyleyeyim, gerçekten yani şey kesiminden, alternatif müzik kesiminden, pop müzik kesimine kadar eğlence dünyası, televizyon dünyası. Bu arada tabii ki bu sektör yani sırf albümlü şarkıcılar falan değil yani, bu meyhanede işte şey yapanından, darbuka çalanından, sahnede İstanbul'da çalışanına kadar yani. en fazla müzisyen Dolapdere'deymiş mesela. Tabii. Yani Yani bir de sonuçta mesela çok cüzi ve komik olsa da şarkı yazarı olarak MSG'den işte 1.000 lira gibi bir şey. Yani MSG'den demeyeyim de Kültür Bakanlığı'nın proje üretim falan şeyi kisvesinde neyse, böyle bir piyes tadında bir 1.000 lira oldu. Şimdi eğer şarkı yazarı değilsen onu da alamıyorsun. Dolayısıyla evet, Dolapdere'deki bir çalgıcısın, hiçbir şey alamıyorsun. Şimdi o yüzden bunun birazcık geniş bir ağa dönüşmesi gerekiyor. Hani şey olarak da atıyorum, bunu 4 kişi idare edecek. Yani işte 2 kişi ihtiyaç sahiplerini bulacak, konuşacak, emin olacak. Bir yandan suistimali de açık bir şey bu tabii ki. Çok da hassaslıklara, dediğim gibi rencide etmeden insanların durumunu, şu an herkes mağdur durumda zaten. Bilgilerini paylaşacak. İşte birkaç kişi bağışçılarla ilgilenecek gibi bir durum olması gerekiyor. Onun haricinde böyle, yani dediğim gibi şey, tek başına çok olacak bir şey değil. Yine oluyor mu? Oluyor. Yani bu hafta işte erzak kartlarını göndereceğiz. Hani ben yine bir çağrı yapacağım. Sağ ol bu görüşme için. Ben yine bir video çekip aslında hafif Rica ederim her yine bir zaman. ayar vermeyi düşünüyordum. Düşünüyorum 1-2 gün sonra. Çünkü şaşkınlıkla karşılıyorum. Yani Her tabii ki bu zaman. arada müzisyenlerin yani nispeten belli bir ün demeyeyim ama yani kendi sistemini döndürebilmiş, orkestrasına maddi destek sağlayabilmiş bugüne kadar, yani o sistemini, takımını kurabilmiş diye müzisyenlerin, eminim etrafındakilere yardım ettiğine tabii ki. Yani hani 10 yıldır sahne yapan, dolayısıyla işte aranjörü belli olan, gitaristi belli olan, ancak dünya tabii onunla sınırlı değil. Tayfacılıktan kastım aslında birazcık oydu. Hiçbir şekilde bununla sınırlı değil ve dün akşam Sezi'yle yazışıyorduk. Aslında kadın hareketiyle ve diğer konularla alakalı olarak. Ama dediği şey bu konuda çok geçerli bir şey. Bir olay olmadan kimse harekete geçmiyor dedi ve sonra unutuluyor. Yani kadın cinayet olduğunda acayip bir feveran haline geliyoruz. Ama yani şöyle şöyle bir kadın var, şiddetten kaçmış, sığınmış, ona şöyle bir destek vermemiz lazım, işte çalışması lazım, meslek kursuna yollamamız lazım dediğinde en az destek bulunan projeler mesela bunlarmış, hayret ettim. Dolayısıyla burada da aynı şey geçerli. Yani yarın öbür gün biri intihar ettiğinde yine çığlıklar gelecek Twitter'da. Niye bir şey yapılmıyor falan diye. Yani benim paylaşımımı gerçekten çok fazla insan paylaştı bu arada. Paylaşım anlamında çok fazla insan paylaştı. Ama IBAN soran çok az insan oldu. Zor durumdaki bir insanı bildiren çok az insan oldu. Paylaşmak bir işe yarıyor gibi gelse de, yani karşı taraf kapı duvarsa pek de bir işe yaramıyor tabii aslında. Doğru. Böyle. Yo, Ama çok çok teşekkür ediyorum ses olduğun için. ben teşekkür ederim. Buradan medyaya da aslında bir çağrı yapmak istiyorum ben bir gazeteci olarak. Lütfen bu kampanyayı duyurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. Çünkü burada insanların hayatı söz konusu, hayati bir durum söz konusu. Bizim görevimiz bu tarz duyarlı sosyal sorumluluk projelerini her zaman ilk sıralara taşımak. O Bu yüzden arada bu projeyi çok pardon, biri ucundan alıp götürebilir dediğim gibi. Bu bir marka olur, bu bir meslek birliği evet. olur. Onu da lütfen Ve konuşalım. Ben mesela çok evet. kıymetliydi. Yani o tepkin de çok önemliydi. Dedim ya işte yapım şirketleri, o büyük büyük Evet. yapım şirketleri yıllarca sırtımızdan para kazandılar. Neredeler şimdi? Ben de aynı soruyu sponsorlara sormak istiyorum. Tabii. Yani şey aslında tabii o da biraz sırtımızdan para. Ben şunu demek istiyorum. Yani tabii ki müzik şirketleri geçmişte bu işe para yatırdıkları dönemler oldu. Yakın geçmişe kadar aslında, az da olsa. Ve hani onun karşılığı olarak da işte satışların yüzde bilmem kaçını alıyorlardı. Helali hoş olsun bir yerde. Çünkü biz imzaladık, hani kimse, kandırılanlar da olmuştur. Ama ben kendi adıma kandırılmadım. Bana 10 bin lira da olsa 20 bin de olsa para verilmesi gerekiyordu. Çünkü öyle bir bütçem o anda yoktu.
Dolayısıyla plak şirketi dedi ki ben sana bunu veriyorum, klibini de çekiyorum, atıyorum. Ve işte ne oldu? O şarkıların işte 40 yıl mı sonsuza kadar mı ne dijital satışlarını verdim. Kendim verdim. Ve tamam yani neyse. Çünkü zaten böyle çok işi satan falan biri değildim. Belki o insancıklar da 5 yıl içinde belki bana verdikleri parayı çıkarıyorlardı. Ancak ben tek değilim zaten. Ve bu sonsuza kadar şirketlerde. Dolayısıyla hani bir noktada kendi, hadi bırakalım hani vicdani sorumluluğu ama kendi halkla ilişkileri, yani birisi demiyor ama hani bunu şirket olarak yapsanız sizin için de çok iyi görünür diye. Geçen akşam bağlıyorum, Clubhouse'da bir işte müzik piyasası, müzik dünyasında olacak pandemi falan diye bir şey vardı. Gece vakti biraz baktım. En büyük şirketlerden, en büyük ailelerden birinin marka danışmanı galiba, tam hatırlamıyorum. Birisi en son bir şeyler anlatıyordu. İşte projeler, kültür sanat, Türkiye'deki sanata bakış falan filan ve bayağı belli ki saatlerdir konuşuluyor. Yani şunu deyip çıkmak istedim sadece. Niye bir şey yapmadınız bugüne kadar? Niye yapmıyorsunuz? Bir senedir bir şey yaptınız mı falan demek istedim. Çünkü konuşmaya çok konuşuluyor. Yani vereceğin şey arkadaşım 100 lira paradır, 200 lira paradır, bu kadar. Bu kadar yani. Bunu vereceksin ve sonra geri çekileceksin. Oturup da yani Türkiye'de bunu böyle konuşalım işte. Her şey konuşuyor televizyonda. Beş erkek bir araya gelip bıyıklılar. Evet. Konuşuyorlar bir şeyler yani. Her Kadın şey kurtuluyor falan. yani. Yani bu çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bedavaya YouTube Evet. playlistleri dinliyorsunuz. Yani lütfen akustik müzik setleri dinliyorsunuz. Bir insancıklara da bir şeyler yapalım. Çünkü ben o havalileri görüyorum. Kimlerin soru sorup göndermediğini de görüyorum. Anladım. Gözüm üzerinizde diye. Ve Çok yani lütfen ucundan anladım. da tutun. Yani şey Ma olarak organizasyon anlamında da Mavi, lütfen bu arada ucundan da tutun. son olarak sen neler yapıyorsun? Sonuçta sen de müzikten hayatını kazanan bir müzisyensin. Sen ne durumdasın? Neredesin? Bazı Ben müzisyenler çok müzikten hayatımı var. kazanamıyordum zaten aslında onu söyleyeyim. Ben pek müzikten hayatımı kazanamıyordum. Biraz belki yani döndürüyor gibiydim diyeyim. Buraya geldikten sonra 3 Neredesin? yıldır Şu an Bodrum'da. Gümüşlük'teyim. Bodrum Gümüşlük'teyim. Burada daha az paraya ihtiyaç olduğu için hayat biraz dönebiliyor oldu. Yeni projelere para harcamayı bıraktığım için de döndürebiliyor oldum. Çünkü o birazcık şey gibi, hani uzay boşluğuna gönderdiğim bir şey gibi. Özellikle son 5 yıldır hani bir çıkardığım bir işi bitirmek falan hayli zor. Daha önce de pop değilsen çok zordu. Müzik kanalları falan, televizyon kanalları çok rağbet görüyorken. Dolayısıyla o esnada kendi kendine bir yan iş belirdi hayatımda. Ve bir doğal ürünler diyeyim genel başlık altında. Zaten seninle yayın öncesi de konuşuyorduk. Hani burada genel bir olaya doğru şey var işte, Ceyhan güzel takılar yapıyor, Evet, gözde örneği kristallerden güzel kolyeler yapmaya başladı. müzikten Buraya yerleşen başlıyor. turizmci başka bir arkadaşım bir seramik sanatçısına dönüştü. Burası bir de insana onu yapıyor. Vakti de veriyor, huzuru da veriyor. Dolayısıyla hem pandemi döneminde kafayı yememi engelledi hani maddiyatın da haricinde. Çünkü hani Bodrum'da bile kalsan hapis hapis baktığında hani her zaman Anladım. şey pandemi aynı sinir bozukluğuna yaratıyor. Benim şu anda öyle bir yan şeyim var. Ve maddi olarak da işte birazcık döndürdüğü için beni müzikle alakalı da şimdi yani mesela yeni bir albüme 7-8 şarkıyı şu an düzenliyoruz. Öyle bir şey de veriyor. O sebeple durabildiğim kadar aslında bu projede maddi olarak kendim de şey yapmaya çalışıyorum. Hani bağışların yetmediği noktada Evet. ben de devreye giriyorum, gireceğim de. İnşallah artarız, çoğalırız. İyi ki varsın. İyi ki Senle. böyle bir yardım kampanyası başlattın. Yani ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Çünkü hepimizin sorumluluğu var. Bu bizim toplumsal kanayan bir yaramız çünkü. Son olarak ben o mail adresini tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabii. Bağışta bulunmak isteyenler için. Neydi? Tabii. Mavi et, değil mi? Mavi Haller, Tamam. mavihaller@gmail.com. Mavi Haller benim sosyal medya hesaplarımın şeyi. Mavi ismi daha önce alındığı için bir şirket tarafından. Twitter adresi de aynı şekilde. Instagram DM'den de yazabilirler. Tamam. Şimdi derneğinin projelerini incelemek isterlerse Seziland hesabı Instagram'dan Sezi'nin. Dediğim gibi şimdi derneğinin böyle çok yani kurumsal ve ciddi ve soğuk bir Instagram hesabı olsun istemedik. Çünkü zaten bütün her şey oradan da yazışıyor bir de şahsen o her türlü yardım isteğiyle yazışıyor. O yüzden o hesabı sadece kullanıyor. Ama onun haricinde zaten dediğim gibi belgeselden de şimdi derneğinin TRT'de yayınlanmış belgeseli de var.
ne kadar şeffaf bir dernek olduğunu ve ne kadar güven uyandırıcı olduğunu öğrenebilirler. O anlamda işte rahat olsun. Daha güvenli yöntemi dahil olabilirler sürece. Dolayısıyla her şey daha da şeffaf olur. Belki de her daha şey sağlıklı olur. Ortada çünkü. Daha sağlıklı olur tabii ki. Çok teşekkür ederim Mavi. Kendine çok iyi bak. Sen de. Enerjini gönderdin Gümüşlük'ten İstanbul'a. Çünkü biz burada delirdik gerçekten. Ben de o zaman konuşayım en azından. Yani ben öyle olduğunu Tahmin düşünüyorum. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kendine Ben teşekkür ederim. Daha iyi günlerde inşallah görüşürüz. İnşallah. İyi Hoşçakalın. pazarlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.